İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. 4 yıl geçti. Maraş'taki sel büyük hasara sebep oldu. Van-Tebriz yolcu treni işletilecek. Azınlık termini kullanmak neden yanlış? Samvel Babayan'ın ihtiyatı tedbir durumu değişti. O serbest kalabilir. Türkiye ve Amerika sonunda Suriye'nin mampit sorununda anlaştı. Erdoğan, Rusya'ya S-500 sistemlerin ortak üretimin başlamayı önerdi. 15 Haziran, Ermeni öz savunma güçlerinin zafer günü. Dünyaya dağılmış Ermeni halkını, yoldaşlarımız ve ortak dostlarımızı Ermeni öz savunma güçlerinin zaferi nedeniyle kutluyoruz. Ermeni öz savunma kuvvetleri, Suriye ordusuyla birlikte 15 Haziran 2014 tarihinde Ermeni yerleşim bölgesi Kesab'ı kurtardı. Bugün, Batı Ermenistan ve Kilikya Ermenilerin öz savunma kuvvetlerinin zafer günü olarak tarihe geçmiştir. Batı Ermenistan Ermenileri öz savunma kuvvetlerinin oluşturulması ile ilgili karar, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından daha 26 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştı. Başkan Abrahamyan ayrıca Kesab'ın kurtuluşuna katılmak için Suriye'nin Latakya şehrinde Ermeni lejyonunun oluşturulması kararını 24 Nisan 2014 tarihinde imzaladığını hatırlatalım. Bugün Başkan Armenak Abrahamyan, Kesab 1. Gönüllü, Birliğinin kahraman şehidi Vartan Andıryan, Saro Pabuçyan ve tüm diğer şehitler önünde saygıyla eğilmektedir. Onların hatırası Ermenilerin ve Batı Ermenistan'ın savunmasına için tüm haklarıyla gerçekleşmesi ve onaylanması mücadelesine kalkışan adlanmışların ve Ermeni halkının kalplerinde yaşayacaktır. Demokrathaber.org adlı Türkçe sitesinin yazdığına göre Maraş'taki şiddetli yağışların sebep olduğu sel sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kaynağın belirttiğine göre anne ve iki çocuğu bodrum katındaki evlerinin sular altında kalması nedeniyle boğuldular. Ölen çocuklar 4 ve 10 yaşlarındaydı. Maraş'ın merkezindeki pek çok ev, ofis ve dükkanlar sel sularının altında kalarak büyük maddi hasara sebep oldu. Bundan önce de Muş'un köylerinin birinde sel suları nedeniyle 15 ve 17 yaşlarında çocuklar hayatını kaybetmişti. Batı Ermenistan, Van-Tebriz yolcu treni ilk seferine 18 Haziran'da başlayacak. Bu tren Batı Ermenistan topraklarından Tebriz'e Batı Ermenistan hükümetinin izni olmadan işletilecek. Trenin işletilmesiyle ilgili olarak Türkiye Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta yaptığı konuşmasında biz 3 yıldır kullanılmayan Van-Tebriz tren hattını işleteceğiz dedi. Bakanın sözlerine göre ilki 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da ise Van'dan gerçekleşecek olan tren seferleri haftada 2 kez düzenlenecek. Paris'te gerçekleşen Türkiye'nin şimdiki durumu ve insan hakları ihlalleri adlı konferansa ayrıca Türkiye Parlamento üyesi Garo Paylan da katıldı. Zaten 100 yıldan bu yana yanlış bir şekilde azınlık terimi kullanmaktadır. Ermeni Halk Hareketi ve 1915 Soykırım adlı kitapta azınlık termininin eleştirisi adlı bir bölüm bulunuyor. Azınlık kavramı kesinlikle yanlıştır. İnsan nüfusuna bakarak onların hakları azaltılıp çoğaltılamaz. Azınlık terimi, yabancı, başka, tehlikeli kavramlarla birlikte hakları kısıtlanmış gruplar için kullanmaktadır. Bu açıdan Türkiye devlet ideolojisi Ermenilere, Rumlara ve Suriyanlilere daima Müslüman olmayan azınlık gözüyle yaklaşmaktadır. Böylece topluma bunların yabancı oldukları aşılamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Temyiz Mahkemesi, Artsak Cumhuriyeti eski Savunma Bakanı Samvel Babayan'ın avukatının itirazı üzerine soruşturmasının yeniden yapılması kararını verdi. Temyiz Mahkemesi ayrıca tutuklu bulunan Babayan'ın bazı milletvekillerinin garantisi üzerine tutukluk devamının kaldırılmasından da karar verdi. Askeri malzemeleri yasa dışı yollardan temin ettiği ve sakladığı suçlamasıyla Samvel Babayan'a 6 yıl hapis cezası öngörüldüğünü hatırlatalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinden yer alan habere göre Suriye'nin Manbij şehrinde ortak faaliyetler planı çerçevesinde görüşmelerde bulunan Türk-Amerikan Çalışma Grubu yol haritası konusunda nihai anlaşmaya vardı.
Oluşturulan bu belgenin her iki ülkenin yüksek devlet organlarına gönderilmesine de karar verildi. Anlaşma 12-13 Haziran'da Almanya'da gerçekleşen görüşmeler sırasında elde edildi. Bu görüşmelere tarafların üst düzey askeri yetkilileri katılmıştı. Türkiye Genelkurmay Başkanı ile NATO Müttefik Güçler Komutanı arasında konuyla ilgili özel bir telefon görüşmesinin yapıldığı da belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya S-500 uçak savar füze sistemlerini ortak üretmeyi önerdi. Kaynağın belirttiğine göre Ankara kendi savunma sanayisini geliştirmek için adımlar atıyor. Erdoğan, Batı bize savunma sistemleri satmayı reddediyor. Türkiye ortak üretim önerisine de olumsuz bir cevap alacak dedi. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size Emil Bogosyan'ın seslendirdiği Mardigi Yerka adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.